Şu A2 blok, evet, gireceğimiz tamam. Blok B1 blok, evet. 10 bloktan oluşuyor. Sizi şuraya kadar bir yürütelim, şu avluyu görün. Burayla bir entegrasyon yapacağız. Şuradaki parkı da hayata geçiriyor Beylikdüzü Belediye'miz. Geçişi düzenleyeceğiz. Şurada bir örnek dairemiz var, bir onu görün. Tamam. Ne var ne yok? Lan çok emeği var. Dairelerini gördüler. Beni gelip ilk anlatanlar yani buradaki sıkıntıyı daha ilçe başkanı yeni olduğunda İlk anlatan iki kadın kahramanıdır yani bu mahalledeki sıkıntıyı gelip anlatan. O günden beri de takip ediyorlardı. Kısmet onları burada çok zorlandılar milleti ikna ederken de. Ama başardınız değil mi abla? Evet. Başkanım siz olmasaydınız. Estağfurullah. Yani gerçekten. Bence siz olmasaydınız ben bu kadar inançla bu işe koşturamazdım. Ay, emeğinize sağlık. Ben her yerde örnek anlatıyorum sizi. Diyorum ki onların emeği. Ama bir de bu işi engellemek isteyenler oldu. Böyle anlamsız. Evet. Yani anlamsız anlam. Öyle değil mi? En son 30 kişi kaldı. Taşkın Başkanım bana söylemiş. Abla kaç 30 kişi kaldı dedi. 30 kişi 10 kere o kapıyı çaldım. Ya. Bir daire 10 kere çalmışım. Yaparsın sen. Bir daire 10 kere kapıyı çaldım. Ama günün öyle. Sonunda sapasağlam evleriniz olacak. Ben de gelip biriniz de yemek yerim, biriniz de kahvenizi içerim. Yemeğinizi, çayınızı gelirsiniz. Güzel ablacığım, sağ ol benim. Şöyle bir o tarafa siz bakalım. Ne demek? Ben biliyorum 13-14 yıllık emeğiniz var burada. 13-14 yıllık emeğiniz var. Daha ileri seviyede. Evet. Oralarda çok belki istihdamlık zaten. Kesimleri de oradan başlayacağız ama bu bloklarda da bu blokları teslim ettikten sonra teslime hazır hale gelmiş olacağız. Orada bir zamanımız var. Yani zaten. Teslime başladıktan sonra durmak sizi yürüyecek bir takvimde. Sıkıntı yok. Şu 4 blokta montaj çalışmaları devam ediyor içeride. Bu bloklarda da cephe çalışmalarımız devam ediyor. Şu müteahhitimiz, evet hayırlı olsun diyelim, Allah utandırmasın. İyi gidiyor işlerimiz inşallah. Çok şükür. Şimdi örnek daireye gidiyoruz. Tamam. Gezeceğiz. Otopark sayımız nasıl burada? Birebir. Ha iyi. Her eve bir otopark. Evet. Güzel. Bloklar zemin artı 7 katlı. 2 ve 3 bodrum olarak değişiyor her blokta. Evet, hadi bismillah. İçerisi daha çok kalabalık girmiyor. Doğramaları yeni takmaya başladık. Yani, sorun yok. Yani genel halini görelim. Zaten bu seviyede. Takmamızda bir sıkıntı yok. Başka bir şey söyleyeceğim. Pardon. Burayı dışarıda mı yapalım? Yani daha iyi mi yapalım olur? Nasıl dersiniz? Kalabalık da dışarısı o yüzden. Burası daha sonra nasıl dersiniz? Beylikdüzü'nde siteler mevkiindeyiz. Gürpınar mahallemiz burası. Gürpınar Mahallesi'nde siteler diye tariflenen bu yapılar 80'li yıllarda kooperatifler organizasyonuyla yapılmış. O günün sistemiyle yapılmış. 80'li yılların ilk yarısında başlamış, ikinci yarısında toparlanmaya başlamış yapılar. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanlığım döneminde masamıza ilk gelen kentsel dönüşümle ilgili konulardan birisi burasıydı. İşte evet. Hem Naciye ablamız hem Hayriye ablamız daha o zamandan beri bu sürecin böyle bir teşvik edicileri, zorlayıcıları. Onlar gibi keşke sayısı çok olsa ama yine başka kahramanlar da var. Evlerine de misafir oldum. Sonra bu binaları analiz ettik. İlçe belediye başkanı olunca da buranın değişimi ve dönüşümüyle ilgili planlama süreçlerine derhal girişimde bulundum. Ve bugün sonuca doğru evrilmeye yürüyor. Az kaldı. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir inşaat süreci yaşadık burada. Ne zaman başlamıştık Ali Bey? 2022'nin 25 Mart'ında. 25 Mart 2022. Evet, yani demek oluyor ki 1,5 yılda aslında sonuca doğru yaklaştık. İnşallah Şubat-Mart ayında da teslime başlanacak. Burası İnşallah. Önümüzdeki sene yaz döneminde artık oturumun, insanların keyifle, güvenle yaşamlarını geçireceği yuvaları olacak. Burada altını çizmek istediğim bir şey var. Ne yazık ki siyasi süreçler bir kısım
ne yazık ki engellemeler, bir kısım vatandaşların küçük hesaplarıyla engellenen süreçler çoklu bir engel zamanı geciktirdi. Bu çoklu engelleri konuşabiliriz. Sadece bizim Büyükşehir Belediyesi döneminde 1,5 seneye yakın Kiptaş'ın Beylikdüzü Belediyesi ve başkanımızın birlikte verdiği mücadelenin olduğu süre 1,5 sene sürdü. Ama daha öncesinde Büyükşehir Belediyesi meclisinde bekletilmesi ve geçirilmemesi vesaire gibi bir sürü konu. Demek istediğim şu, 11 yıl buraya emek vermeye başlayalı ve sürecin sona ermesi olacak. Önümüzdeki sene yani 5-6 ay sonra, 7 ay sonra insanlar burada oturduğunda. Peki 11 yıl normal mi? Değil. Peki 11 yılla İstanbul dönüşür mü? Dönüşmez. Dolayısıyla herkesin fedakarlığı, herkesin işbirliği lazım. Başından beri ifade ettiğimiz de tam da bu. Kentsel dönüşüm meselesi siyasi bir mesele değildir. Kentsel dönüşüm meselesi siyasi partilerin ortak hareket etmesi gereken bir meseledir. Halkımızın ortak hareket etmesi gereken bir meseledir. Küçük hesapların veya küçük çıkarların hesabının yapılmaması gereken bir meseledir. Güvenilir kurumların Kiptaş gibi aracılık ettiği ve o aracılık sonucunda da yine yüklenicilerin yoğun emekleriyle, onların da katkılarıyla burada ve bunun gibi yerlerde bu işin dönüşmesi, insanların yaşamlarının kurtulması anlamına gelir. İşte şu gördüğünüz sitede bile binlerce insanımız güven içinde yaşayacak. Düne kadar ne yazık ki güvencesiz yaşıyorlardı. Mesele büyüktür, derindir, Allah korusun. Hala görüyorum sitelerde direncini gösteren ya da anlaşmama konusunda ne yazık ki iyi süreç sürecin oluşmasına katkı sunmayan hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız var burada. Şimdi konuştuk, hem Beylikdüzü Belediyesi Başkanımız, hem Kiptaş ve yönetimi genel müdürümüz, aynı zamanda buradaki vatandaşlarımızın topluluklarıyla bir araya gelecekler. Sitelerde kalan yerlerin de dönüşmesi konusunda azami bir gayretle oraların da başlamasına öncülük yapacağız. Büyük bir mesele dediğim gibi insanların canı meselesidir. Evet, mal canın yongasıdır deriz ama esas olan hayatta kalmaktır. Önce hayatta kalmayı garanti edeceğiz. Ondan sonra malımızla, mülkümüzle ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Bu bağlamda İstanbulluları, bütün insanlarımızı, 16 milyon insanımızı ve bütün kurumlarımızı, bu işin hükümeti, yerel yönetimi yok, işbirliği içinde, dayanışma içerisinde İstanbul depremindeki mücadelesine davet ediyorum. Sayın Bakanımıza ve Bakanlığa verdiğimiz teklif gibi bu meselenin bu bahsettiğim prensiplerle bir çatı altında toparlanmasını bir deprem konseyi, deprem kurulu, deprem başkanının İstanbul'a katılımcı bir modelle, Ankara'da bir yapı kurarak değil, katılımcı bir modelle, herkesin içinde olduğu bir sistemle İstanbul'da kurulmasının çağrısını tekrar buradan, Gürpınar'dan, sitelerden dönüşüm yaptığımız binlerce insanımıza hayatını garanti altına alan bu yapıların arasından tekrar çağrıda bulunuyorum ve sesleniyorum. Bekliyoruz efendim. Hazır. Burada. Evet. Vallahi memnun oldum. Burada Gürpınarlı hemşerilerimle, Beylikdüzülü hemşerilerimle, parti yönetimimizle bir aradayız. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Önce şunu söyleyeyim. Burada kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar ağır bir mesele olduğunu biliyorum. Ve burada ciddi sayıda konutun dönüşmesiyle ilgili sürecin de sonuna yaklaşması elbette beni mutlu ediyor. Binlerce insanımızın hayatı güvence altında olacak. Depremden önce bizim çürük evimizin kalmaması lazım. Sitelerde bu konuda ne yazık ki sıkıntılı binalarla dolu. Bu sıkıntılı binaların dönüşmesinde herkesin duyarlı davranması lazım. Küçük hesaplar yapılmaması lazım. Başta Kiptaş olmak üzere Beylikdüzü Belediye'miz, Beylikdüzü Belediye Başkanımız, buradaki diğer sorumlu arkadaşlar, yöneticiler ve Büyükşehir Belediye'mizin bütün yöneticileri bu konuda sorumluluğu en üst seviyede taşıyacak ve inşallah bu şekilde sağlam ve güvenilir evlerini onlara sunma gayreti içinde olacağız ama birlikte hareket edebilirsek.
Bu konuda inşallah Allah tamamını erdirsin. Bu binalar bittiğinde buradaki ormanımızın da yeşil alanlarının düzeyli bir biçimde yenilenmesiyle pırıl pırıl çok güzel bir alanı Gürpınar'da yaşatıyor olacağız. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun bu binalarımız. Tabii ben ister istemez benim çok kıymetli yol arkadaşlarımı da burada gördüğüm an itibariyle birkaç cümlede onlara etmek istiyorum. Hiçbir zaman olmadığı kadar iddialı olmamız gereken bir zaman diliminin içerisine girdik. Önümüzde Türkiye'mizin çok önemli bir sınavı var. Yerel yönetimde yüzü halkımıza dönük, vatandaşımızla konuşan, vatandaşımızı dinleyen, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üreten, ahlaklı, kimlikli, şefkatli, birlikte düşünen çok önemli bir sürecin kazanıma, başarıya dönüşmesi gereken bir yerel seçime gireceğiz. Az önce söylediğim sıfatları taşıyan belediye başkanları, belediye başkan adaylarımız, meclis üyesi adaylarımızla birlikte yol alacağız, koşacağız. Türkiye'mizin geleceğini daha güvenilir, daha sağlam, daha kararlı, istikrarlı bir sürecin başlatılması konusunda emin adımları atacağız. Biz bu emin adımları Beylikdüzü'nde atmayı yıllar öncesinde başarmıştık. Bu başarının her aşamasında, her saniyesinde harcı, emeği olan sevgili hemşehrilerim bunu çok iyi bilirler. Bu bakımdan bütün kardeşlerimin, bütün yol arkadaşlarımın, bütün hemşehrilerimin başta Beylikdüzü olmak üzere İstanbul'umuzun her noktasında yoğun bir emekle, yoğun bir çabayla amasız fakatsız göreceksiniz. Hep birlikte İstanbul'u kazanacağız. Hep birlikte İstanbul'da en az 25 ilçeyi de kazanma konusunda kararlı bir yol yürüyeceğiz. Ancak o kararlılık her birimizin zihnine, aklına, bedenine işlemesi şarttır. Lütfen komşularınızla şimdiden konuşmaya başlayın. Bugün ülkemizi bu büyük ekonomik sıkıntılara sokan, bugün ülkemizi kutuplaştırıp insanları birbirine ne yazık ki kötü gözle bakmasını sağlayan, ne yazık ki ülkemizi dünya ölçeğinde de yakın çevresindeki ilişkilerinde de itibarsızlaştıran, bu anlayıştan kurtulmanın ilk adımı, ilk temeli önümüzdeki yerel seçimleri kazanmaktır. Bunu lütfen unutmayın ve herkesle paylaşın. İnşallah 16 milyon insanımıza Gürpınar'da olduğu gibi, bakın burada benim çok sevgili, saygılı, çok değerli dostlarım var. Türkiye'nin her yerinden gelmiş ve buraya yerleşmiş. Hatta burada 100 yılı aşkın süredir yaşayan aileler var. Burada nasıl kardeşçe bir arada onların yaşamlarını zenginleştiren, onlarla güzel bir ortam kuran bir anlayışı nasıl var ettiğimizi en iyi onlar biliyorlar. Kimseyi birbirinden ayırmadık. Kimseyi ötekileştirmedik, kutuplaştırmadık. Herkesle derdini, sıkıntısını konuştuk ve onlara çözüm ürettik. Bu 10 yıldır aralıksız bu şekilde Beylikdüzü'nün Gürpınar Mahallesi'nde ve diğer noktalarında devam ediyor. Şimdi bunu İstanbul'a yaydık. Daha da kuvvetlendireceğiz. Ondan sonra da hep birlikte bütün Türkiye'ye bunu yayma konusunda kararlıyız. Göreceksiniz, bunu da başaracağız. Asla vazgeçmeden her şeyin çok güzel olacağı inancıyla hepinize hayırlı bir yolculuk diliyorum, başarılar diliyorum. Yolumuz uzun, yolumuz açık olsun, başarılar diliyorum. En büyük başarıyı Beylikdüzü ilçesi kazanmak zorundadır, bunu unutmayın. Herkesin gözü Beylikdüzü'nde. Kol kola olun, omuz omuza olun, yol yürüyün. Benim de gözüm sizin üzerinizde olacak. Bunu unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu binalar bittiğinde de gelip kahvemizi burada içeceğiz. Çayımızı içeceğiz. Komşularımızla tekrar selamlaşacağız. Sağ olun, var olun.